Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, ayet ve hadis örnekleriyle belagat dersimizde etrubul haber haberin çeşitleri bölümüne geldik. Daha önce haber cümlesinin maksadını gayesinin iki olduğunu değil mi? Amacının agradul haber birincisi faidetül haber haberin yararı yani cümlenin içerdiği hükmü muhataba bildirmek demiştik. Değil mi? Bir de lazım-ı faidetil haber. Bu da cümlenin içeriği muhatap tarafından bilindiği halde sözü söyleyen kişi bu bilginin kendisi tarafından da yani mütekellim kendisinin bu konuyu bildiğini ifade ediyordu. Bir de haberin amaç dışı kullanıldığı yerleri gördük dua manası, uyarı manası, irşat, aciz ve güçsüzlük göstermek, nehi, özlem, vaat ve tehdit, son olarak da merhamet ve şefkat ummak diye haber cümlesinin asıl amacı dışında kullandığı yerleri gördük. Bugün de Eldrubul Haber yani haber cümlesinin çeşitleri söylenen sözden maksat muhataba bir hükmü açıkça ifade etmek olduğundan şimdi söylenen sözden maksat karşıdaki karşımızdaki insana bir hükmü bir haberi açıkça bildirmek olduğundan ihtiyaç nispetinde söylenmesi meramı ifade edecek özden az veya çok olmaması gerekir bu sebepten dolayı muhatabın değişik durumlarına göre cümle kurma şekilleri vardır. Evet. Demek ki haberin çeşitleri ne demek? Cümle kurma çeşitleri. Muhatabın durumuna göre. Muhatabın durumuna göre cümle kurma çeşitleri üçtür arkadaşlar. Birincisi iptidai, ikincisi talebi, üçüncüsü inkarı. İptidai ne demek? Muhatabın zihninde, şimdi siz bir cümle kuracaksınız ve muhataba uygun bir cümle kuracaksınız ve muhatabın görüşünü bilmeniz gerekiyor. Muhatabın zihninde vereceğiniz hüküm hakkında hiçbir bilgi, tereddüt ve kuşku yoksa sözü tekitsiz bir vurgu getirmeden söyleyebilirsiniz. Mesela, mesela Yasin suresindeki bu ayetler bizim için önemli bir örnektir. İz câe hel murselun. İz o vakit ki câe geldi ha onlara el murselune. Bakın karşıdaki insanlar herhangi bir tereddüt bilgisi yok. İz câe hel murselun. Onlara bilgiler geldi. Onlara e, elçiler geldi diyoruz. Şimdi Buradaki cümle iptidai cümledir. Çünkü muhatabın zihninde herhangi bir kuşku, tereddüt olmaması dolayısıyla bu sözü tekitsiz, herhangi bir tekit edalı getirmeden söyledik. İkinci çeşit bizim cümle kurma şekillerimizden ikincisi talebi cümle. Muhatabın zihninde hüküm hakkında tereddüt var bakın tereddüt. Kuşku var. Şüphe var. Bu durumda ne yaparız? Cümleyi tekitli getiririz. Bir tekit yeter bunun için. Çünkü bu muhatabın zihnindeki tereddüt ve kuşkunun seviyesi normal mi seviyede? Öyleyse bize talebi olarak cümle kuracağız ki Bakın inna şüphesiz ki biz gerçekten bizler ileykum size murselune elçileriz. Gönderilmiş elçileriz. Karşıdaki insanlarda bir tereddüt var. Bir kuşku var. Bakın inkar demiyoruz. Tereddüt ve kuşku olduğunda o durumda bir tekit edatı ile cümleye getiririz. Ve bu cümlemiz talebi cümle olur. Üçüncüsü inkar. Ha, burada artık karşı taraf muhatabın zihninde hüküm hakkında tereddüt ve kuşku var. Aslında tereddüt kuşkudan ziyade inkar söz konusu. Kabul etmiyor. Bu durumda bu inkar tereddüt kuşkunun ötesinde bir de inkar varsa karşıdaki kimsenin o söyleyeceğiniz cümleyi, haberi, hükmü inanmadığını biliyorsanız bu durumda ne yapıyoruz? Evet vurgulu tekitli getiriyoruz fakat en az iki duruma göre burada ne yapacağız şimdi örnekte göreceksiniz duruma göre iki veya daha fazla vurgu tekit, edatı getiriyoruz örnek قالوا ربنا يعلم dediler ki onlar Rabbimiz bilir inna şüphesiz ki biz bakın ileykum size le Elbette gönderilmiş elçileriz. Burada inna, inne tekit adı bir. İki le. Bu da tekit lamı. Dolayısıyla bir cümlede iki tane tekit adı kullanmışsak bu inkar cümledir. Karşımızda sözümüzü veya hükmü vereceğimiz haberi inkar edecek bir insan var. Ve onlara biz ne yapıyoruz? İnkar eden birisi var. Onlara tekitle, kim zaman da yeminle bu sözümüzü söylemiş oluyoruz. Tekrar anlatacak olursak Arkadaşlar, eltrubul haber haber cümlesi kurmanın 3 çeşidi var. Birincisi iptidai. Muhatabın zihninde hüküm hakkında hiçbir tereddüt yok. İki talebi muhatabın zihninde hüküm hakkında tereddüt, kuşku var. Üç inkari adı üzerinde muhatabın zihninde hüküm hakkında Evet ne var? İnkar var. Burada tereddüt kuşku demiş bu yanlış. Tereddüt kuşku bir öncekiyle ilgili. Burada hakkında inkar var diyeceğiz. Tamam. Bu durumda evet inkar yalanlama söz konusuysa bu durumda biz inkar cümle getiririz. En az iki veya daha fazla tekit edatı getirmiş olursun. Peki tekit edatı ile ilgili edavatü tekit tekit pekiştirme vurgulama edatları pekiştirme edatları birincisi ki en çok kullanılan inne ve enne değil mi? Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. İnnel mübezzirine kânû ihvâneşşeyâtîn mübezzirin ne demekti? Böyle saçıp savuranlar anlamında. Yani Allah'ın verdiği nimetleri Saçıp savuruyor. İnne şüphesiz ki el mübezzirine Bakın innenin ismi geldi. Saçıp savuranlar. Bizim aradığımız burada inne tekit adıdır. Bu cümlede kaç tane tekit adı var? Bir tane. Bu da talebi bir cümle olduğunu bize ifade ediyor. Kanu idiler. İhvane şeyatın şeytanın düşmanıdırlar. Diye mana verebiliriz. Şeytanın kardeşleridirler. İhvan kardeş demek ve yine ve enne bakın enne şüphesiz ki hâzâ bu sıratı benim yolumdur. Müstakimen dost doğru o yola uyun. Yine burada bir tane tekit edatı ve bu cümlemiz yine talebi bir cümledir. İnnallâhe bakın şüphesiz Allah cemilun bu ikisi ayet-i kerimeydi arkadaşlar. İnnel mübedzirine İsra suresinde ve ve enne hâdâ sıratı o da En'am suresinde ayet. Şimdi iki tane de hadis getiriyoruz. İnne Allah'a cemilun yuhibbul cemal. İnne şüphesiz ki Allah Allah cemilun. Güzeldir. Yuhibbul cemal. Cemal güzelliği sever. Müslim hadis. Peki yine men şeyde kim şehadet getirirse la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığını bakın en. La ilahe illallah. Ve enne Muhammeden Resulullah ve enne ve peygamberin Allah'ın peygamberi olduğuna evet Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi olduğuna kim şahit ederse harramallahu aleyhin nar allah Teala o kimseye cehennemi haram kılır. Bakın enne. Evet, şimdi en çok kullanılan tegit adımız inne ve ennedir. Çoğunlukla innedir. Enne de tegit adı olarak ne yapılıyor? Kullanılıyor. O konuyla ilgili nahi kitaplarında bilgi söz konusudur. Peki, şimdi ikinci tegit adımız lamul ibtidâ. Çoğunlukla lav da inneden sonra gelir. Bazen de cümlenin başında gelir. Mesela inne rabbi şüphesiz ki Rabbim le rahim elbette çok bağışlama merhamet sahibidir. İnne zaten tekit Bir de lam da geldi. Tekit lamı, iptal mı? Ve dolayısıyla burada iki tane tekit adı oluyor. Bu cümlemiz inkari bir cümle. Yani karşıdaki inkar eden kişiden söylenen bir cümledir. Yine lallahu bakın burada. İnne Rabbi la rahim. Ayet-i kerimidir. Hud suresi. Biraz daha şerif örnek verelim. Evet. Müslim'den. Lallahu muhakkak Allah eşettü ferahan daha çok sevinir. Memnun olur. Bir tövbete abdihil mümini. Mümin kulun tövbesinden çok 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 memnun. Eşettu ferhan. Çok memnun. Olur. Dolayısıyla Eşettu burada isim taftılır Çok manası vereceğiz. Buradaki teket adımız lam. Lallahu derken burada evet cümlenin manasını pek istemek için gelmiştir ve ikinci en çok kullanılan teket adımız iptal lamıdır. Peki arkadaşlar bugün üçüncüyü de görelim. Üçüncü olarak kullanılan tek adımız, en çok kullanılan emme şartiyetu emmai şartiye. Ayet-i geçiyor. Leyl suresi. Fe emme men e'ata ve teka kim verir? Ve bir de takva sahibi olursa, sakınsa bakın görüyorsunuz. Fe emme ve saddaka bil husne ve en güzeli doğrularsa feseni yessiruhu lil yusra. Biz onu kolay olana muvaffak edip ulaştıracağız. Burada emma nedir? Tekit pekiştirme işte, yoktur. Yine hadis-i şerifte Müslim'de olan bir hadis-i şerif innel kafira şüphesiz kafir bakın inne inne de nedir? Tekit edilir. Artık daha önce gördüğümüz tehlil edatları unutmayacağız. Şüphesiz kafir. İza amile haseneten güzel bir iş işlediğinde ut'ime biha tu'meten minet dünya kendisine dünyadan bir nimet verilir. Ut'ime verilir. Biha o yaptığı iş çalışma gayreti sebebiyle tu'meten minet dünya dünyadan kendisine bir nimet verilir. Ve emmel mü'min Bakın mümine gelince, mümin ise burada bir vurgu var. Fe inna Allahe yudah yedde khiru hasenati allah Teala müminin iyiliklerini biriktirir fil ahireti ahiret. Yani dünyada da mümin kazanır, ahirette de kazanır. Ama onun için dünya geçici olduğu için zaten ahirette ebedi olan bir hayatta allah Teala onun iyiliklerini biriktirir. Burada gördüğümüz gibi ve emmel müminü mümine gelince mümin ise diye vurgu var. Yine ve emmâ men a'ta verene gelince veren ise kim verirse gibi vurgu var. Bu da en çok kullanılan üçüncü tehdit edatımız. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar diğer tehdit edatlarından devam edeceğiz. İnşallah Allah nasip eder de eğer ki ders yapma imkanımız olursa dersleri tekrar tekrar dinleyerek, not alarak kitabı almamışsa kitabı alalım. Ayet ve hadis örnekleriyle belagat kitabı diye. O kitabı arkadaşlar unutmayalım. Ee, ve dediğimiz gibi inşallah bir sonraki dersimizde de yine edevatü tekit yani tekit edatlarını anlatmaya devam edeceğiz. Ben burada ders sonlandırırken hepinize muvaffakiyetler diliyor. Derslerinizde başarılar sizlere Rabbimden temenni ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.